Bir bloğun başlangıç konumu x eşittir sıfırdır ve kütlesi göz ardı edilebilir bir yayla temas halindedir. Blok sürtünmesiz bir zeminde x eşittir sıfır konumundan x eşittir eksi d konumuna yukarıda gösterildiği gibi ve yayı delta x eşittir d kadar sıkıştırarak itiliyor. İşte blok bu noktada ve yayla temas halinde. O anda yayında sıkıştırılmamış olduğunun hemen altına çizelim. Evet, blok yayla temas halinde. Bundan sonra bloğu sola doğru ittirerek yayı sıkıştırmaya başlıyoruz. Sıkıştırma miktarı da D'ymiş. İşte burada delta x eşittir D. Evet. Yayı sıkıştırıyoruz ve bu esnada bloğu sola doğru D kadar ittiğimiz için yayı da D kadar sıkıştırmış oluyoruz. Anlaştık mı? Blok bundan sonra serbest bırakılıyor. X eşittir 0'da sürtümeli zemine gelen blok X eşittir 3D'de duruyor. Yayı sıkıştırdığımızda bir iş yapmış oluruz öyle değil mi? Ve yaptığımız bu iş sonucu ortaya çıkan enerji de blok yay sisteminde potansiyel enerji olarak depolanır. Bloğu bıraktığımız anda ise potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Blok yay tamamen gevşeyene kadar yani X eşittir 0'a kadar olan mesafede ivmelenir. Bu zemin eğer sürtünmesiz olsaydı blok sahip olduğu kinetik enerjiyle sonsuza kadar giderdi. Hava sürtünmesi de yok evet soruda hava sürtünmesine dair bir şey demiyorlar ama sürtünme olduğu için bloğun sabit bir oranda yavaşlamaya başlayacağını söyleyebiliriz. Bloğa etki eden sürtünme kuvveti sabit bir kuvvettir. Soruda bize bloğun x eşittir 3d'de durduğunu söylüyorlar. Blokla sürtünmeli zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı da mü'ye eşitmiş. Aşağıdaki eksenlerde aşağıda verilen iki niceliği bloğun x eşittir eksi d ile x eşittir 3d konumlarının bir fonksiyonu olarak gösteriniz. Dikey eksen için değerleri hesaplamanıza gerek yok. Ancak iki nicelik için de aynı dikey ölçeği kullanmalısınız. Bize verdikleri niceliklerde bloğun kinetik enerjisi, K ve blok yay sisteminin potansiyel enerjisi yani U işe potansiyel enerjiyle başlamak daha mantıklı. Neden diyecek olursanız, yayı sıkıştırmaya başladığımızda sistem potansiyel enerji depolamaya başlıyordu onda. Bu yüzden sıkıştırılmış bir yayın potansiyel enerjisinin ne olduğunu düşünmemiz son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Potansiyel enerji, 1 bölü 2 çarpı, yay sabiti çarpı, sıkıştırma miktarının karesine eşittir. Sıkıştırma miktarını, Delta x olarak verdikleri için buraya delta x kare yazıyorum. Yayı d kadar sıkıştırdığımızda sistemin potansiyel enerjisi 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı xteki değişim yani d'nin karesine eşit olur. Şimdi de bunu bize verdikleri grafik üzerinde gösterelim. X eşittir sıfırken sistemin potansiyel enerjisi de 0. Ama yayı sıkıştırmaya başlayıp eksi d'ye geldiğimizde sistemin potansiyel enerjisi az önce söylediğim gibi 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı d kareye eşit olacak. Evet burayı işaretliyorum. Ama aslında bir saniye daha kolay olması için burayı işaretleyeyim. Evet burasının 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı d kare olduğunu varsayacağız yayı D kadar sıkıştırdığımızda sistemde depolanan potansiyel enerji buna eşit. Bu arada bu doğrusal bir ilişki olmayacak. Şuraya da hemen not edelim. Potansiyel enerji 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı sıkıştırma miktarının karesine eşit. Demek istediğim potansiyel enerji sıkıştırma miktarının karesiyle orantılı bir biçimde değişecek. Örneğin yayı bir önceki sıkıştırma miktarının yarısı kadar sıkıştırırsak sistemde bir önceki potansiyel enerjinin 1 bölü 4'ü depolanmış olur. Bu yüzden de grafiği şu şekilde çizmemiz lazım. Bunun parabolün sol kolu olduğunu düşünelim. Evet buna benzeyen bir eğri elde edeceğiz. Bu potansiyel enerji. Peki bu noktadayken yani yay sıkışıkken bloğu bıraktığımızda ne olacak? Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek ve yay bloğu ivmelendirmeye başlayacak. Bu esnada potansiyel enerji eğrisi üzerinde hareket ediyoruz. Ve enerji kinetik enerjiye dönüşmeye başladığı için x eşittir eksi d ile x eşittir 0 arasında potansiyel enerji ile kinetik enerji toplamının sabit olması gerekir. Başka bir deyişle kinetik enerji başlangıçta sıfır olacak ama blok ivmelenmeye başlayınca artacak ve bu ikisinin toplamları bu aralıkta her zaman 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı d kareye eşit olacak. Gördüğünüz gibi bu ikisini bu aralıkta konum ne olursa olsun topladığımızda her zaman bu değeri elde edeceğiz. X eşittir sıfıra geri döndüğümüzde ise bu potansiyel enerjinin hepsi kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Sürtünme ya da hava direnci olmasaydı bu yüksek kinetik enerji bu şekilde devam ederdi ama bloğun x eşittir 3D'de durduğunu biliyoruz. Bu noktaya gelene kadar kinetik enerjinin sürtünme sonucu ısıya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu şekilde enerjinin öyle kendi kendine ortaya çıkan veya kaybolan bir şey olmadığını da gördük. Peki bu aralıkta ne gibi bir eğri elde edeceğiz dersiniz? Bu iki noktayı bir doğruyla mı birleştireceğiz yoksa burada da bir eğri mi olacak? Bu noktada blok yavaşlarken üzerine etkiyen sürtünme kuvvetinin sabit olduğunu hesaba katacağız. Sürtünme katsayısı değişmez ve bloğun kütlesi de değişmediğine göre sürtünme kuvveti de değişmez. Sürtünme kuvvetinin bloğun hareketinin tersi yönde etki ettiğini de biliyoruz. O halde bunu sürtünmenin negatif bir iş yaparak sistemin enerjisini emdiği şeklinde yorumlayabiliriz. Yani eğer konuma bağlı düşünürsek belirli bir konum değişiminde sürtünme sistemin enerjisini aynı miktarda emer. Yani aynı miktarda işin negatifini yapar. Bu yüzden de enerjinin doğrusal bir şekilde azalacağını söyleyebiliriz. Hemen çiziyorum. İşte böyle. Doğrusal bir azalmadan bahsediyorum. Bu arada bunun bir enerji konum grafiği olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu bir hız konum, hız zaman ya da enerji zaman grafiği değil. Bu bir enerji konum grafiği olduğu için bu şekilde doğrusal bir ilişki elde ediyoruz. Anlaştık mı? Bloğun kinetik enerjisini morla, sistemin potansiyel enerjisini de lacivertle gösterdik.